Aklıma başka bir tarif geldi. Veriyorum ama bu öyle bir tarif ki hem çok pratik, hem çok güzel duruyor, hem çok lezzetli. YouTube'da tatlıcı olarak ismim çıktı biliyorum. Bu nedenle bugün dikkatinizi çekerim tuzlu bir tarifle geldim. Tam olarak ismini veremediğim için söyleyemiyorum ama anlatayım. Ekmek gibi bir şey olacak aslında. Poğaça gibi, ekmek gibi diyebiliriz. Tuzlu bir şey olacak. Pırasa kullanacağım, yoğurt kullanacağım, lor peyniri, yumurta, zeytinyağı, fındık unu. Bayağı böyle zengin bir ekmek yapacağız. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Hem doyurucu olacak, hem de besleyici olacak, hem de taşınabilir olacak. Okula gidenler veya işe gidenler veya çocukların yanında bir şeyler vermek isteyenler veya çocuklarına böyle sağlıklı bir ekmek vermek isteyenler için birebir bir tarif olacak. Lafı çok uzatmadan tarife geçiyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimi koyarak başlıyorum. Burada bir tane yumurta, bir tane de yumurtanın beyazı var. Sarısını buraya ayırdım. Yoğurt kullanıyorum 2 yemek kaşığı kadar. Ben protein yoğurt kullandım. Böyle kıvamı zaten süzme yoğurda benziyor. Çok sulu bir yoğurt değil. Eğer sulu bir yoğurt kullanıyorsanız belki bir yemek kaşığı kullanmakta fayda var. Veya suyundan çok fazla almamakta fayda var. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Yoğurtlu şeyimle, kaşığımla. Hafif şunları şöyle bir karıştıralım kaşığımızla. İçine lor peynirimi de koyuyorum. Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz veya başka istediğiniz keçi peyniri olur, başka bir peynir olur. Eriyen peynir de kullanabilirsiniz. Güzel güzel eziyorum lor peyniri çünkü birazcık topakçık halinde biliyorsunuz ki. Hafif eziyorum kaşığımla. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Burada pırasam vardı. Hop gitti pırasam. Pırasayı böyle güzel güzel ince ince doğradım. Hiç pişirmeden yapacağız pırasayı. Koyacağız daha doğrusu tarifimize. Kabak da koyabilirsiniz bu tarife ama güzelce ben denemedim ama hani sadece öneri olarak güzelce böyle suyunu sıkmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasından da fındık unumu kullanıyorum. Fındık unumu ben kendim yapıyorum. Rondo'da fındığı çekiyorum. Badem unu da olur. Cevizi de un haline getirebilirsiniz. Bir tane kabartma tozu kullanıyorum. Birazcık tuz koyuyorum. Mahlepi de çok sevdiğim için bir tık da böyle bir çay kaşığı kadar da mahlep koyacağım. Böyle gevrek bir tat veriyor ama opsiyonel koymasanız da olur. Şimdi kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. Bir malzeme eksik diyorum meğersem siyez unumu unutmuşum. Siyez unu da ekliyorum. Tam buğday unu ekleseniz de olur. Veya glutensiz olsun istiyorsanız kara buğday unu ekleseniz de tabii ki olur. Karışımım hazır. Bol pırasalı oldu. Eğer bu kadar çok pırasa olsun istemiyorsanız pırasayı 1'e indirebilirsiniz. Bir dondurma kaşığı yardımıyla bu karışımdan şöyle alıp pişirme kağıdı serdiğim tepsime ekmeğimi porsiyonluyorum. Üzerine burada ayırdığım yumurta sarımı süreceğim. Yumurta sarısından çok hoşlanmıyorsanız bunu tamamen eleyebilirsiniz. Bazıları çünkü böyle koku geldiğini söylüyor. O yüzden hani zorunlu bir malzeme değil. Hafif üzeri kızarık olsun diye ben koyuyorum. Son olarak da burada çörek otum vardı. Ben çörek otuna hakikaten bayılıyorum. Susama da bayılıyorum ama bu sefer sadece çörek otu kullanacağım. 9 tane çıktı. Şu miniyi de sayıyorum. 9 oluyor. Önceden fırınımı 170 dereceye ısıtmıştım. Şimdi hazırladığım ekmeklerimi fırınıma veriyorum. Ekmeklerimi yaklaşık 20 dakika pişirdim. Gayet güzel piştiler. Altları da kızardı. Sonra da soğumaya bıraktım. Daha büyük yaparsanız daha uzun sürer veya fırın gücünüze göre daha uzun veya daha kısa sürebilir. Alt ve üstü kızardığı zaman zaten pişiyordur. Pişmiştir demektir. Şimdi bir içini göstermek istiyorum sizlere. İçi de gayet güzel oldu. Pofidik de oldu bu arada. Böyle tıknaz olmadı. Gayet güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi pırasalı ekmeklerimizi tadabiliriz. Oldukça yumuşak oldular. Bayağı güzel oldular yalnız. Hemen tadına bakıyorum. Aşırı lezzetli olmuş. Yani eğer pırasayı sevmiyorsanız bile seveceğinize inanıyorum. Ben ki pırasayı çok severim. Peynirle falan inanılmaz olmuş. Böyle börek gibi de olmuş aslında. Yani şu an tam olarak anlatamıyorum ama ekmek, börek arasında bir şey olmuş. Eminim çok seveceksiniz. Pırasayı sevmiyorsanız dediğim gibi kabak kullanabilirsiniz. Evde arta kalan sebzelerinizi kullanabilirsiniz. Aslında şu an aklıma geldi ama brokoli falan bile olur gibime geliyor. Bilmiyorum denerseniz lütfen bana tabii ki haber veriyorsunuz. Çok seviniyorum haber verdikçe sizler. Nereden veriyorsunuz? Instagram Revna Çakır hesabım üzerinden veriyorsunuz. Oraya resim de gönderirseniz çok sevinirim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.